Önce fotoğraf sonra. Sizden tam buradayız. Neredesiniz? Eğlenerek bu işi yaptık. Birlikte güzel sahnelerimiz olduğuna inanıyoruz. Hoşça kalın. Fragmanda da iki karakterde gördük. Evet, adam iki karakter. Haydi bir alkış. Bu işe sonunda bir çözüm bulmuşsunuz. Normalde yerde biri bekliyordu, bizim içimiz eziliyordu. Şu an bu sistemi çok sevdik. Sinema filmleriyle alakalı çok da fazla şey söylememek lazım. Arafta kalmış ilişkilere sahip insanlara kapılar açabilecek bir hikayeyle, bir senaryoyla ve bir film sıcaklığıyla karşılaşacak insanlar. Haydi bir alkış. Biz çekerken çok eğlendik. Biz çok eğlendik çekerken. Umarım izleyenler de bunu hissederler. Klişelerine girmeyeceğim. Ayrıca çektiğimiz mekanların hepsi gerçek ve gerçekten orada yaşayan insanlarla beraber çekildiği için de normal bir romantik komedi filminin süresinden de çok daha uzun ve çok daha meşakkatli olduğunu söyleyebilirim. Emeği geçen, zahmeti geçen herkese öz teşekkürümü bildirmek isterim. Öyle gaf görülmedi. Biz çekerken çok eğlendik. Alaycı konuşması ve tavrıyla herkesi şoke etti. Acayip görüntüler. Yani birisi diyor ki biz diyor çekerken çok eğlendik diyor ki diğeri de yani böyle klişe cümleleri kullanamayacağım diyor. Adap yani toplumsal yaşam, birlikte bir arada yaşamak olmadı. O kadar itici ve o kadar kötü bir haldesin ki orada. Yani orada iki tane ustanın önünde ya bu falan gibi böyle cıvık cıvık sulandırmak benim ne bileyim bana hiç sempatik gelmedin. Tecrübede bir şey oldum, bir kötü oldu. Gitmeyeyim o zaman dedim yani. Kötü gülüyor ya, kötü kadın gülüşü değil mi? Filmde biliyorsun zaten. Yasak Elma'da şey... Tabii bunun üzerine Demet Akalın açık açık bir küfürlü paylaşımda bulunuyor. Ayrıca partnerin eğlenerek çektik diyor. Dolayısıyla kusur görenindir. Evet. Anlamadım. Haydi bir alkış. Bant Magic sinema programı. Bant Magic sinema programına hoş geldiniz. Ay biz resmen Leyla'yı havada mı gördük? Ne yaptık ya? Şimdi de Berlin'deyiz. Hala bakın adeta Berlin Film Festivali'nde cirit atıyoruz. Biz Berlinale'ye mi geldik ya? Bu göt kesen havada. Vallahi bize helal olsun diyoruz. Burada ne güzel filmler izliyoruz. İyi gibi filmler, boktan gibi filmler izliyoruz hep. Ay bazı yönetmenlerimiz nasıl bunamış öyle ya? Bunlar nasıl sinema diyoruz? Bu ne biçim, siz ne yaptınız böyle diyoruz. Ve biraz burada gördüklerimizi, izlediklerimizi sizinle paylaşıyoruz. Berlin alemize geldik. Berlin Film Festivali. Ayılı bir film festivali bu biliyorsunuz. Altın ayı veriyorlar kazanana. Çok matah bir şeymiş gibi. Olsun ama ayı mayı yani sonuçta bir prestijdir. Bu da iyi kötü bir Berlin Film Festivali'dir. Yani seneleri var. Bu yıl olmuş 70 sene. Ay yeter mi çocuklar? Sanki 70 sene de artık. Çünkü biraz yani çok iyi film de artık getiremiyorsunuz gibi. Biraz Venedik'in kanın gölgesinde mi kaldınız? Ne yaptınız? Bu festival eskiden ne güzeldi. Şimdi birazcık çeri çöpü mü toplamışlar? Ne yapmışlar? Ay bu yılki izlediğimiz filmlerde ya çok az bir şeye benziyordu. Bu mareyle başladık festivale. Mare mare diye gittik buna. Ay bu nasıl bir film? Kadın filmi, bağımsız kadın derken bu kadın yine adamların elinin avucuna bakıyor. Yemin ederim uyuz olduk bu film. Golda Maria. Ay bunda ağla ağla. Ay yüzümüz gözümüz şişti. Bu 2. Dünya Savaşı çilesi bitmek bilmiyormuş. Bunun belgeselini yapmışlar. Bir kadın çıkmış anlatıyor. Ay vallahi bittik düşünmeyeyim diyorum bunu artık. Never rarely sometimes always gibi. Yani akıllarına ne geldiyse koydukları bir isim açıkçası. Ama bu da ana yarışmanın en doğru düzgün filmiydi açıkçası. Bu nasıl ana yarışmaydı böyle? Oy canımızı zor kurtardık. Bu Beach Rats'ten seviyoruz zaten bu Eliza Hanım'ı. Güzel bir meseleye yani parmak basmış. Genç kızlarımızın kürtaj hadisesine parmak basmış. Biraz kah kah siniri bozmuş. Kah gelmiş, yeri gelmiş bizi. Yani iyi sinemaya Amerikan bağımsızlığına doyurmuş. Ama Shirley gibisi var mı? Vallahi çok az var. Bu kadar nevi şahsına münasır film nasıl olur? Nasıl olur? Joseph'in de kırçakerti olur diyoruz. Bu Elizabeth Moss da ne güzel olmuş. Herkes de güzel olmuş. Garip gibi, tuhaf gibi ama bu Berlinlilerin garip bir biçimde salonda kahkahalarla güldüğü gibi bir film izledik yani. The Road's Not Taken. Allah kahretmesin bu filmi inşallah. Bu nasıl bir şeydi ya? Bu nasıl bir film arkadaşlar, bu nasıl bir film? Sıkıntıdan fenalık geldi. Bu daha Felç Reis doymadı bu Javier Bardem. Yani elden ayaktan düşmüş adam oynamaya. Yine Beautiful gibi, The Sea Inside gibi bir performans. Yemin ederim içimiz kıyıldı. Bunu 85 dakika nasıl bitsin istedik anlatamam. Sally Potter'ı da severiz harbiden. Fakat bu Siberia yok mu Siberia? Aa bu yarışmanın yüz karası bu Road Not Taken'la birlikte.
Ay bu nedir arkadaş? Abel Ferrara sen iyi kötü bir Amerikan bağımsız sinemasının kralısın. William Dafoe'yu da almış maskara etmiş. Ay bu neydi böyle? The House That Jack Built gibi bir Lars von Trier saçmalığı gibi bir şey izledik. Yemin ederim öğürdük artık balıklar falan konuşuyor bu filmde. Olacak iş değil. Palazzo di Giustizio. Asla söyleyemedik. Ordinary Justice diye. Yani güzel. Dünyada adalet yoktur, yoktur diyen bir film. Adalet sistemini kurcalıyor İtalya'da. İki tane küçük çocuğun üzerine olsun diyoruz. Tayvanlı Shai Min Lian reis. Benim canım ciğerim bizim gözümüzün nuru gitmiş. Yine hiçbir şey olmayan bir film çekmiş. İçinde Days diye ama bayıldım ben bu filme. Azıcık ilerliyor. Yani 3'le giden araba uzunluğunda bir yolculuk sizleri bekliyor. Ama ne kadar güzel. Sinema budur ya olsun diyoruz. Bloody Nose, Empty Pocket. Vallahi bizim bu yıl Berlinale'de en sevdiğimiz film neredeyse bu diyebiliriz Days'le birlikte. Ne kadar güzel bir belgesel. Böyle ipsiz sapsız alkolik gibi bir barın müdavimleri gibi yaşlı gibi insanları kamerasına almış, merkezine almış. Çok beğendik, çok güzel diyoruz. Polis, bu An Fontaine'den ya olacak iş değil. Artık gitmiş bizim Türk dizisi gibi yani Arka Sokaklar gibi film çekmiş. Olsun olabilir diyoruz. Bu şekilde Berlin Film Festivalimizi noktalıyoruz. 10 tanecik film izledik. Yemin ederim şurada 2-3 tane yüzüne bakılabilir film vardı. Bu nasıl festival? Bu nasıl iş? Allah cezanızı vermesin. Doğru düzgün bir program yapın gelecek sene. Biz de tamam az film izledik ama yani güzel film yapın da güzel film izleyelim. Bu arada Berlinale'ye gelmişken burada neyi kullandık tahmin edersiniz herhalde. Evet elbette evrensel dilimiz olan İngilizcemizi kullandık. Her şeye bitte, schön, danke falan diye diye burada gün geçmez. Siz de Almanlara, Fransızlara, dünyanın dört bir yanındaki önemli film festivallerindeki insanlara karşı zor duruma düşmek istemiyorsanız bir an önce artık şu Cambly'mize koşun diyoruz. Ve resmen yine tatlı bir viral keyfi mi diyoruz biz ya? Ay vallahi iyi alıştık. Ama yani şu app'i indirip karşınıza çıkan eğitmenlerle rahat rahat konuşarak şu İngilizcemizi güzelce öğrenin artık be. Bakın burada ana dili İngilizce olan Amerikalısı, İngiliz, Avustralyalısı her konuda bir eğitmen var. Onlarla istediğiniz gibi vurdurup konuşun. Sonra dersleri tekrar izleme özelliği falan da var. Daha ne olsun diyoruz ya. Bakın geçen bölüm size ücretsiz bir deneme kodu vermiştik. Yine veriyoruz. Öyle de yüce gönüllüyüz. BuntMag25 yazın. Bu app'i deneyin. Bu kodlu 3 aylık abone olmak isteyen sınırlı sayıda izleyicimize de %25 indirim sağlıyor bu app. Daha artık ne yapsın size Allah'tan korkun diyoruz. Daha festivallerde ele güne mahcup olmayın bundan sonra. Öğrenin şu dili artık daha da zorlamayın diyoruz. Ve biraz da Türkiye'mizde vizyonda ne var ne yok oraya geçiyoruz. Ya yemişim Berlinale'sini maskeli. Bize ne Elin Gurbetçi Festivali'nden sen Türkiye vizyonundan haber ver dediğinizi duyar gibiyim. Niye Gurbetçi Festivali olsun ya? Dünyanın dört bir yanından insan gelmiş yine buraya. Virüslü müdür, koronalı mıdır nedir? Cirit attı ensemizde hepsi ya yemin ederim. Burada hastalık kapacağız. Biz canımızı yolda mı bulduk? 2 ay sonra İstanbul Film Festivali'ne gelecek filmler için burada kendimizi koronalı bireylerin, karantina reislerin önüne attık resmen diyoruz ya. Ülkemize gelelim de, yani ülkemizde de tat yok yani bu aralar. Olsun ama hazır tatsızken ortalık bakın bu haftada Acı Kiraz diye bir film gösterime girmiş. Adeta bayan oyuncu Belçin Bilgin'in bayan ifadeleriyle dolu kara görüntülerine şöyle bir uzanalım diyoruz. Filmi çekerken bir gün bir fark ettim ki aralarındaki tek bayan benim. Tabii ki orada bir sürü bayan oyuncumuz var ama. Tek bayan benim. Bayan oyuncumuz. Makedonya'da olmak, sevgili Ertan'ın topraklarında olmak, onun ev sahipliğinde çok güzeldi. Aslında bir çeşit bir erkek şiddetine, kendi tercihiyle aşık olup evlendiği eşiyle yaşadığı garip ilişkide kendini var etmeye çalışıyor. Ve aslında var etmeye çalışırken karşısına çıkan bir hasta ve babası ve onları tedavi... Çok emek verdiler, çok heyecanlıydı çekim süresince. Sert bir film, psikolojik açılımları da sert bir film. Eşiniz Ertan Bey'in Acı Kiraz filmi kendi topraklarında çekilen bir film. Neler söyleyeceksiniz? Ben mutluyum böyle bir film. Eşimin de toprakları. Evet. Haydi bir alkış. Neler söyleyeceksiniz filmle ilgili? Valla açıkçası dostlarım yaptığı için çok net bakamadım. Haydi bir alkış. Ben seyircilerin izlemesini ve düşünmesini tavsiye ederim. Ya
Ben söylemiyorum. Hadi görüşürüz. Bye. Çok teşekkür ederim. Erkeklik Koması dizimiz Behzat Ç'nin yeni sezonu hakkında arıza çıkardığı haberleri nedeniyle Türkiye Testosteron Bağımlıları Dayanışma Birimine yeni bir ayak kokulu Behzat Ç sezonu veremeyen Erdal Beşikçioğlu'muzun kendisini eli silahlı şekilde görmeyi özlemiş delikanlı birey izleyicileriyle kafa tokuşturarak selamlaştığı yepyeni bir filmimiz yine ne kadar acı ve ne kadar testosteron dolu diyoruz. Peki ana akım yerli komedilerimize ne oldu? Aman onlara zeval gelmesin, gelmesin diyoruz ve yokluğumuzda vizyonda kimleri görüyoruz ya? Boru Ses Reis'in yeni filmi gelmiş. Adam mı psikopat? Yıllarca 3 adamdan adını ezberleyemediğimiz koca sesli birey olarak kodladığımız ancak günümüzde birkaç milyon izlenen komedilerle abilerinin yolundan ilerleyen İbrahim Büyük Akımızın başrollerini kendi gibi konuşurken ne dediğini net bir biçimde anlayamadığımız diğer komik gibi erkek bireylerle doldurduğu filme bayi toplantısı gösterime girdi diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir süreç yaşadık. Çok inanıyoruz, çok güveniyoruz. Çok komik, çok eğlenceli bir film yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir senaryo yazdı. Müthiş bir yönetmen. Müthiş yetenekli oyuncu arkadaşlar. Çok iyi bir film çektik. Çok mutluyum. Çok komik, çok eğlenceli, çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gece. Çok keyifle çektiğimiz, çok heyecanlıyız. Vallahi güzel film oldu demek istiyorum. Bu kadar teşekkürler. Sağ olun. Çok emek var. Film çok güzel oldu. Çok eğlendik. Güldük. Haydi bir alkış. Haydi bir alkış. Çok komik ama yani çok güldüm, çok beğendim. Çok çok güldük, çok eğlendik. Çok eğlendim. Çok eğlenceli bir, çok tatlı bir ekip. Muhteşem olmuş. Hiç sıkılmadım onu söyleyeyim bir kere. Bu çok önemli bir şey. Çok eğlendik, çok güldük. Çok tebrik ediyorum. Çok da eğlendirdiler bizi. Çok güzel bir akşam oldu. Çok güzel bir film bekliyor. Çok beğendim. Çok güzeldi. Çok tebrik ediyorum. Çok keyif aldım. Çok sevdim. Çok eğlendik, çok güldüm. Çok keyifliydi. Çok eğlendim, çok güzeldi. Çok güzel oynanmış, çok güzel yazılmış, çok eğlenceli. Çok da güzel çekmiş film olmuş, çok güzel. Çok eğlenceli bir film olmuş, çok güzel filmdi. Çok eğlendim, çok mutlu oldum. Çok güldüm. Çok çok güzel. Çok çok yerinde kahkahalar attık yani, çok evet. Güzeldi. Yani çok herkese, da güzeldi. Herkese kesinlikle tavsiye ediyoruz. Film efsane. Yani eğer gülmek istiyorlarsa canları sıkılmış. Peki ya sıkıcı gibi filmler? Peki Berbu animasyonlar, Ecinliler? Elbette vizyonda hepimize yetecek kadar yer var. Haydi buyurun bakalım poster kıyımına. Vikingler büyük macera denmiş. Ne Viking görebiliyoruz doğru düzgün ne büyük de bir macera gibi. Sanki ortalamanın altı bir macera gibi bu. Garez. Bu garezi yapıp duruyorlar 3-5 yılda bir abuk subuk 10 parmak 5 parmak 15 parmak bir arada. Bu ne biçim şey? Doğru düzgün şu saçlarınızı yıkayın durulayın diyoruz. Efsunlu ayin. Biz bu ayinin Efsun'u Efsunsuz'unu bilmeyiz yani. Bizi korkutmayın ürkütmeyin artık diyoruz. Bu ne saçmalık diyoruz. Vahşetin çağrısı demişsiniz ama bu çağrıya icabet eden olmadı. Bu film 3000-5000 izleyip cehennem oldu gitti vizyondan. Biz bunu yakalayamadık bile. Bu ne rezalet diyoruz. Patron gibi ama değil gibi mi? Yani ne demek istiyorsunuz? Kadın düşmanları. Kadından patron olmaz mı diyorsunuz? Bu nasıl bir şey? Güzellik dünyası çirkinleşmek üzereymiş. Ben de çirkinleşeceğim. Bakın durun diyorum. Burası cennet olmalı. Bence de kardeşim ama maalesef ki olmadı. Cehennem gibi bir şey yaşıyoruz. Ooo biz ne yaptık böyle? Politik dokundurma yaptık. Kaptan Pengu ve arkadaşları demişsiniz ama Paint'te yapmışsınız sanırım bu karakterleri. Bu ne böyle? Boyayı çalıp atmışsınız bunu karşımıza. LOL sürpriz. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne böyle? Kimin illüstrasyonu bu diyoruz? Görünmez adam. Güzel. Biz göremiyoruz gerçekten de. Baktık şöyle Elizabeth Moss'tan başka bir görünen bir şey yok gibi bu filmde. Ama ne kadar izlemişsiniz bunu. Amerika'daki şere korumak. Semur. Cinlerin büyüsü demiş. Ay bu ne ya? Yine sobaya basılmış bir sima. Yine yüzüne ütüyle, kızgın ütüyle, yağdanlıkla vurulmuş bir tip diyoruz.
Jax'i. Aynen Jax'i. Bu ne saçma. Buna bir tane doğru düzgün isim bulamadınız mı? Jax'i demişler. Bir de bize elin telefonunu açıp bize göstermiş. Bize hani ne ifşa alıyorsunuz diyoruz. Kelly çetesinin gerçek hikayesi. Hadi bakalım, inşallah merak eden olur bu hikayeyi. Yani ben pek ilgimi çekmedi. Sonsuzluk üzerine. Roy Anderson. Sonunda şu çer çöp vizyona bir tane güzel gibi bir film girdi. Gidin şunu izleyin. Ta Venedik'ten beri izlemediniz bu filmi diyoruz. Geçerken uğradım. Kardeşim keşke uğramasaydın. Bu afiş ne artık? Biz izleyicilere bile bakmıyorlar. Birbirlerine bakan insanlar koymuşlar afişe. Ya bu ne tenezzülsüzlük diyoruz. Ayrıca bu Selahattin Taşdöğen'i başrola koyacak kadar nasıl siz bir kast sürecinde yalnız bırakıldınız? Zengo. Kaba ve görgüsüz bir karakter üzerine film çekmek kimin aklına gelmiş olabilir ya? Şahan Gökbakar'ımızın aklına gelmiş. Resmen yönetmen koltuğuna oturmuş bir de. Ay ne kadar iyi olmuş, helal olsun. Vallahi bu yönetmenliği uzun zamandır bekliyorduk ve arıyorduk. Sonunda geldi. Ne güzel bir kadın filmi gelmiş. 8 Mart zamanı bir kadın filmi izlemek çok güzel oldu. Gerçekten de tam manasıyla bir kadın karakter olmalı bu. Kaba ve görgüsüz temsillerine ihtiyacımız vardı çünkü kadınlarımızın. Çok iyi oldu, sağ olun diyoruz. Sabit Kanca son soru. İnşallah son soru kardeşim, çünkü yani daha kafamız almıyor seni. Dostoyevski de koydum abi. Göte de koyayım. Bir gün ben de fenomen olacağım. Elindekilerle internete düşersen en taşaklı fenomen sen olursun, merak etme. Tamircikler robotçuklara karşı. Tamircik mi? Hayal adası. Hadi bakalım, hayallerde kalır inşallah bu adam. Nuh Tepesi, Hayal Adası, bunlar ne biçim doğal olaylar gösterime girmiş. Nuh Tepesi'nde de Ali Atay'ı, Haluk Bilginer'i, Hande Doğandemir'i, Irısı, Kırısı, her biri gelmiş, ne güzel olmuş. Ay biraz Art House gibi ama oyuncular ana akım gibi mi ama nasıl gibi mi? Bir film olsun, güzel, bu ödül aldı, övgü aldı. Tribeca'lardan, oralardan, buralardan. Hadi bakalım diyoruz. Mendilim kekik kokuyor. Güzel bir koku, yani insanın hoşuna gidebilecek bir koku. Bu dönemlerde elinizi ağzınızı güzelce yıkayın. Ellerinizi yüzünüze sürmeyin. Korona o şekilde bulaşıyormuş diyoruz. Ne alakasıca bu filmden. Seberg. Vay bizim çok sevdiğimiz Jean Seberg'ümüz üzerine bir film diye koştuk gittik buna. Hiç de bir alakası yok. Abuk subuk bir, yani Black Power'a verdiği destek döneminde FBI'nin peşine düşmesi. Paranoyak kadın hikayesi anlatmışlar. Yine 8 Mart'ımızda kadınları çarçur etmişler. Ne alaka? Yokuş aşağı, downhill. Bu bizim bayıldığımız force majeure, gitmiş çok lazımmış gibi bir de Amerikan versiyon yapmışsınız. Biz bu filmi zaten izledik, çok sevdik ve güldük de buna ne gerek vardı diyoruz. Olsun ama yine de bir gider bakarız, yani hikayesi güzel en azından. Neyse diyoruz, gördüğünüz gibi vizyonun yüzüne bakılacak gibi değil. Keşke Berlinale'den bir 10 film daha anlatsaydık bunları anlatacağımıza. Yazıklar olsun diyoruz. Ay biz DVD köşemizde iyice artık DVD dışında her şeyi tanıttığımız bir DVD köşemizde bu hafta nereyi tanıtıyoruz size? Pist adlı mekanı. Ay bu nasıl bir yermiş, böyle eşimizin dostumuzun dükkanı resmen Berlin'de, çok güzel muhitte, yani ne bileyim elit mahalleler, yani buralar çok güzel, Berlin'in güzel yerlerine denk gelmiş bu dükkanımız. Ay içeride neler var neler, bakın gurbetçi dostlarımız için Türkiye'den plaklar, posterler, onlar bunlar, halı, kilim, dokuma sanayi diyoruz, her şey incik boncuk, ipek kumaşlar, burada çalı çuputu bağlamış birbirine, burada arkadaşımız satıyor resmen. Arkadaşımıza bakın Allah aşkına. O da burada. Ay ne güzel dükkan, ne güzel. Vallahi resmen Edward Oriel aldık. Bu kızın evinde kaldık Berlin'de çünkü. Bir de dükkanını tanıtırız diye söz verdik buna yalandan. tanıtıyoruz işte. Çok güzel dükkan ya. Ay bu resmen biz banner mı aldık, ne yaptık? Olsun ama ne güzel. Eşe dosta gitti, yabancıya gitmedi diyoruz. Ve bu hafta da Bant McGinn sinema programının sonuna geliyoruz. Haftaya değil artık, ondan sonraki hafta mı yoksa artık haftaya mı, ne zaman bilmediğimiz yeni bölümde bakalım yine dünyanın hangi beldesinde olacağız ya. Ama siz ne olursa olsun, nerede olursanız olun, YouTube'un başında olun, bizi izleyin. Başka da bir şey izlerseniz sakın YouTube'da diyoruz. Hadi bakalım, hoşçakalın, size öpücük, koronalı virüs dolu öpücükler yağdırıyoruz canlarım benim. Merhabalar. Evet, çok güzel, çok güzel. Vallahi iyi. Gayet şükür.
zamanla şey yapacağız. Çok yüksek. Aşırı derecede yüksek. Benim oğlum sana en çok güldüğünü söyleyebilirim. Hepsi çok tatlı. Hayır hayır, benimki de en çok gülmüştü. Yok. Diyor ki Türkiye'deki en iyi erkek oyuncu sensin diyor. Herkes için. Başlamak üzere. Teşekkürler.